Dinle Riva. Bu ara sıra gerçekten olur. Bazı anneler hamile kalır. Ve her şey yolunda gibi görünür. Bebekler sağlıklıdır. Ama zayıf olan annenin rahmidir. Riskli yapan şey de bu. Sen bu bebeği 5, belki 6 ay taşıyabilirsin. Ama bilim çok gelişti. Embriyoyu bir annenin karnından diğerine nakletmemiz mümkün artık. Ama kalp ya da böbrek gibi rahim nakli henüz yapılamıyor. Ama belki ileride bunun da çaresi bulunabilir. Yani anne olmak için bir şansım yok mu? Bu hamileliğe devam etmen mümkün değildi. Aslına bakarsan denemenin bile bir anlamı yoktu. Hayatını ve duygularını böyle anlamsızca yeniden sınava sokman hiç doğru değil. Ben gidiyorum. Ben yolcu edeceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayır. Böyle bir konuda acele karar veremezsin. Biliyorsun, pek çok farklı sorun çıkabilir sonunda. Örneğin? Kliniğe gel. Seninle orada konuşalım. Ha? Bu elbisenin tasarımını değiştiriyoruz. Daha ince olmalı ve görünüşü düz, sade efendim, ve gösterişsiz olmalı. Efendim? Bir toplantıda olduğumu görmüyor musun? Sonra gel. Efendim, evinizden arıyorlar. Acil olduğunu söylüyorlar. Söyle Riva'ya, daha sonra arasın. Arayan Riva değil, bu Pişi. Pişi mi? İzninizle baylar. Bir şey ister misin? Yani beni ofisten bunun için mi çağırdınız? Sen söyle. Ben söyleyemeyeceğim. Dhruv, ben senin ve senin ve Riva'nın bebeğini ben doğurmak istiyorum. Karnımda ben taşıyacağım. Onun fikri. Ben bir şey demedim. Dhruv, gidip doktorla her şeyi konuştum. Hiçbir tehlikesi yok. Ama öncelikle... İkiniz de aklınızı mı kaçırdınız? Ne dediğinin farkında mısın sen? Bu bir bebek. Okulda öğrencilerle yapılan bir fen deneyi değil. Doktor Survey diyor ki ülke dışında bu çok yaygın bir şeymiş. Ama burada sosyal değerler yüzünden açık olarak yapılamıyormuş. Ama çok sık olan bir şey. Şimdiye kadar başarılı olmuş. Birkaç vaka olmuş, çocuklar sağlıklı doğmuş. Ama biliyorsun Siyah, henüz bebek doğurmak istemiyor. Sırf bu yüzden evliliğini erteliyor. Bunu kariyerine daha iyi odaklanmak ve işine daha çok zaman ayırmak için istiyor. Riva'yı bu halde görmeye dayanamıyorum. Benim için canımdan daha önemli. Bunu başından beri biliyordun Dhruv. Bunun benim için önemli, anlayamıyor musun? Bu benim için hayatımdan daha önemli Dhruv.
nasıl acı çektiğini biliyorum. Ben acı çekmiyor muyum sanıyorsunuz? Ben de çocuğumu kaybettim. Çocuğum olması için her şeyi denemeye hazırım. Ama böyle bir şeye karar veremeyecek kadar da aklım başımda. Bunun hayatlarımızı ne kadar karmaşık hale getireceğinin farkında değil misiniz? Zaten önemli olan nokta da bu. Bu senin ve Reva'nın çocuğu olacak. Ben sadece bebeğinize evlatlık alacağım. Buna izin verir miydin? Hepsi bu kadar basit. İnan bana zor olmayacak. Öyleyse neden kendini istemiyorsun? Evlatlık almak ve hamile kalmak aynı mı? Evlenmeden karnında bir bebek taşımayı doğru mu buluyorsun? Evlenip bebeğinizi o zaman doğursam, peki bunu kabul eder miydin? Bunu sahilde konuştun mu? Bunu ben de sordum. Sahil kabul etmeden olmaz dedim. Riva, Sahil beni seviyor, beni anlayacaktır. Bu seninle olan ilişkimizle ilgili. Durum bununla bir ilişkisi yok. Neyin peşinde olduğunuzu sadece Tanrı bilir. Hayır. Tıbbi açıdan bu işlemin hiçbir tehlikesi yok. Bunu herkesin anlayacağı şekilde ifade etmek gerekirse, Riva'nın tenceresi pişirmek istediği yemek için fazla küçük diyebiliriz. Bu yüzden ihtiyacı olan şey daha büyük bir tencere. Anladınız mı? Sia burada devreye girip kendi tenceresine ona ödünç veriyor. Ama yemeğin tarifi size ait olacak. Yani size ve Riva'ya. Erkeğin spermleriyle döllenmek için kiralanan kadınlarda olanın tersine burada öyle bir temas bile gerçekleşmeyecek. Günümüzde iki kişinin birbirini görmesi bile gerekmiyor artık. Hatta birbirlerini tanımak zorunda bile değiller. Genetik olarak bebek sizin ve Riva'nın olacak. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Yüzü belki de babasına benzeyecek. Ya da belki de kişiliği annesine çekecek. Hatta ağlayışı büyük annesine bile benzeyebilir. Bunların hepsi sizin ailenizden gelecek. Sia'nın bunlarla bir ilgisi yok. Zaten tek yan etki de burada yatıyor. Duygusal yan etkiler görmek mümkün olabilir. Tek risk bu. Bebeği doğuran anne bebeğinde kendi yansımasını görmek ister. Çünkü kemikler, eti, kanı hepsi onun olacak. Sia kendinden çok emin görünüyor. Ya siz? Bu beni düşündürüyor. Riva'ya sormanız gerek.